Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Prostat hastalıkları 50 yaşını aşkın erkeklerde gündeme gelen, bir takım idrar yakınmaları yapan, bazen habis tümörleriyle gündeme gelen bir hastalık grubudur. Prostatın temelde iki grup hastalığı vardır. Birinci grubunu iyi huylu olan benign prostat hiperplazileri olarak tanımladığımız iyi huylu büyümeleridir. Prostatın iyi huylu büyümelerinin bir yayılma, sıçrama, vücuda dağılma olasılığı kesinlikle yoktur. Bu tip hastalarda genellikle idrar yapmada ince, cılız, taziksiz idrar boşaltma sıkıntıları, idrarın bitişinde damla damla devam etmesi, idrarın başlama aşamasında belli bir zaman geçmesi, idrarın yapıla durduğu sürede çatallanma, kesinti gibi şikayetler olabilir. Bunlardan ayrıca daha ileri safhalarda kişi idrarını yaptıktan sonra idrarını tam boşaltamıyor hissine kapılabilir. İçeride idrar kalıyor inancına sahip olabilir. Bütün bunlar prostatın tıkayıcı, iyi huylu büyümelerine bağlı şikayetlerdir. Biz bu gibi hastalarda gerekli kan, ultrason ve muayene kontrolleri sonrası ilaç tedavisi, cerrahi tedaviler önerebiliyoruz. Bu tip hastaların düzenli takibi çok önemli tabii ki. Çünkü büyüme şikayeti olan, prostatında hacim artışı şikayeti olan bir hastanın hiçbir zaman beraberinde bir süre sonra kanserin ortaya çıkmaması garanti edilemez. Şunu söylemek istiyorum. Basitçe bir insan nasıl hem nezle grip hastası olup kolunu da kırabiliyorsa, iyi bir huylu prostat büyümesi olup aynı zamanda prostat kanseri başlangıcı veya ileri safhası da olabilir. Hekim olsun, hasta olsun bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurur. İyi huylu büyümelerde, BPH dediğimiz iyi huylu büyümelerde birinci basamak tedavimiz ilaçlar. Bir takım bitkisel önerilerimiz de olabiliyor. Bugün eczanelerde de satılan birçok bitkisel ekstre var. Bunun bu tip ilaçların, bu tip bitkisel ürünlerin temeli kabak çekirdeğidir. Kabak çekirdeği yemek, her gün belli bir gramda 30 gram, 40 gram, 50 gram kadar yemek kişinin prostat hastalığı, prostat şikayetleri açısından daha rahatlamasını sağlayabilir. Bu bilimsel bir verim. Bunun yanında tıbbi ilaçlarımız var. Prostat kapsülünü gevşetip kişinin daha rahat idrar yapmasını sağlayan ilaçlarımız var. Bu ilaçların yetmediği durumda da bir dolu diyebileceğimiz ameliyat alternatifimiz var. Bunlar kapalı cerrahi ameliyatlar veya açık cerrahi ameliyatlar olarak sınıflanıyor. Kapalı cerrahi ameliyatlarımız endoskopik ameliyatlarımızdır. Bir kamera sistemiyle penis ucundan girilerek prostata ulaşılıp yapılan doğal idrar yolundan yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatların lazer sistemi, buharlaştırma sistemi, koagülasyon sistemi, tur rezeksiyon sistemi olmak üzere değişik alternatifleri vardır. Prostat hacmi ileri artmış hastalarda, yani 80-100 gramı bulmuş ve aşmış hastalarda maalesef bahsettiğimiz endoskopik, yani kapalı ameliyat sistemleri uygulamak çok verimli olmuyor uzun yıllar açısından düşündüğümüz zaman. O zaman bu tip hastalarda, yani tekrar söylemem gerekirse, prostat gramajı 80 ila 100 gram civarında veya daha üzerinde olan hasta grubunda açık ameliyatları tercih ediyoruz. Gene bir kaba benzetme olabilir ama portakal gibi düşünürsek, portakalın meyvesini alıyoruz, kabuğunu bırakıyoruz. Dolayısıyla idrar kanalının bütünlüğü sağlanmış, korunmuş oluyor. Fakat tıkanıklık yapan prostatın içindeki meyvesi alınmış oluyor. Bu da kişinin çok rahat işemesiyle sonuçlanan yüz güldürücü ameliyatlarımızdan. Şu ana kadar bahsettiklerim tamamen prostatın iyi huylu hastalıkları. Her zaman başında onu kullandım. Prostatın iyi huylu büyümeleri, iyi huylu hastalıkları, yani BPH, benign prostatik hiperplazi. Ancak
BPH'sı olan, iyi huylu büyümesi olan bir hastanın veya olmayan bir hastanın her ne olursa olsun prostat kanseri olma olasılığı da buna eşlik etme olasılığı da vardır. Prostat kanseri, bu portakal örneğine dönecek olursak, meyvesinden değil kabuğundan çıkan tümöral hücrelerle ilgilidir. Prostatın içinde öncelikle büyür, sonra kabuğunun dışına taşar, lokal bir yayılım, yerel bir yayılım yapar. Daha sonra vücut içindeki ana beze dediğimiz lenf notlarına yayılır. Oradan da en sık omurga kemiklerimize, bel omurgası kemiklerimize sıçrar. Daha sonra tercih ettiği organlar karaciğer, akciğer, beyine kadar sıralaması gider. Maalesef bu tip hastaların geç evre teşhisleri yüz güldürücü sonuç vermez. Hastanın yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi boyutta düşürür. Peki ne yapmalı? Bu duruma düşmemek için ne yapmalı? Tabii ki bu tip bir hastalığın her zaman söylediğimiz gibi erken teşhisi çok önemlidir. Erken teşhis dediğimiz zaman hastalığın prostat kapsülüne sınırlı olduğu, prostatın dışına çıkmadığı, yerel olarak veya uzak sıçrama olarak herhangi bir yayılım yapmadığı dönemdir. Peki bu devrede nasıl yakalayacağız? Erken teşhis çok önemli, hayat kurtarıcı ve hastanın yaşam kalitesini koruyor. Peki bu dönemde nasıl yakalayacağız? İşte sihirli cümleler burada. 50 yaşını geçen her erkek senede bir kere kanda PSA düzeyini kontrol edecek, üroloji prostat muayenesinden geçecek. Eğer bunları yılda bir yaparsak, her ne olursa olsun prostat kanseriniz varsa, başlamışsa kesinlikle inanın erken dönem teşhis mümkündür. Çünkü prostat kanseri çok büyük oranda açıkçası kaplumbağa hızında ilerleyen bir kanserdir. Size erken teşhis için uzun bir zaman tanır, uzun bir şans verir. Ve bunu değerlendirmenin imkanları elimizde teknolojik olarak mevcuttur. Dediğim gibi kanda PSA bakılması, bunun açılmış hali prostat spesifik antijen, yani prostata özgü bir madde. Bunun yükselmesi veya muayenede bir sertlik olması prostat muayenesinde, ki bunu mutlaka ürolog yapacaktır. Ultrasonla, dışarıdan muayene ile, değişik teknolojilerle bunu algılamanız, fark etmeniz mümkün değil. Prostatın içinde olan bir sertliği ürolog parmağıyla, muayeneyle anlar. Bunun başka bir yolu yoktur. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun burada insan faktörü çok önemlidir. Hekimin etkinliği burada çok değerlidir gerçekten. Bütün bunları niye anlatıyorum? Prostat kanseri 50 yaştan sonra başımıza gelen bir rahatsızlık. Kadınlar meme ile, rahimle, erkekler prostatla uğraşmakta yaş ilerledikçe ve bunların habis hastalıklarıyla uğraşmakta. Dolayısıyla bunun erken teşhisi sizin için hayat kurtarıcı, yaşam kalitenizin devamı açısından da çok önemli. Bu yüzden erken teşhis için bu iki silahı kesinlikle kullanmamız lazım. Kanser teşhisi kondu ki hemen bir evreleme yapıyoruz. Kanser teşhisi çok kısaca söylemek gerekirse prostattan alınan parçalarla patolog tarafından kesinleştiriliyor. Burada söylemek istediğim, prostat kanseri teşhisi konduysa elimizdeki teknolojiyi kullanarak bir evreleme, yani zamanlama yapıyoruz. Bu prostat kanseri bizim bildiğimiz klasik sürecin neresinde? Başında mı? Başlangıcın başında mı? Başlangıcın ortasında mı? Ortalarda mı? Sonun başlangıcında mı gibi hangi aşamaya uyduğunu bir yakıştırıp ona göre tedavi alternatiflerimizi sunuyoruz. En önemli sihirli sözcüklerim bunlar. Erken teşhis edilmişse, prostat kanseri tedavisinde de iyi olursanız, bu kanser sizi ne zor bir duruma koyar, ne çalışmanıza mani olur, ne de ömrünüzü kısaltır. Ama eğer geç kalmışsanız, dışarı yayılım olmuşsa, yerel veya uzak metastaz sıçrama olmuşsa, o zaman bu hastalık size bir takım eziyetler yapacaktır maalesef. Bunların içinde ağrılar, sancılar, kanamalar, çeşit organ sorunları, yürüyememe, ciddi bel ağrıları, iş görememe durumları ve nihayetinde tabii ki maalesef beklenen hayat süresinin kısalması. Bütün bunlar geç teşhis konmuş evrelerde karşılaştığımız sonuçlar. Benim burada bütün anlattıklarımın içinde aslında çok önemli iki cümle var. Eğer erkekseniz
50 yaşın üzerindeyseniz senede bir kere olsun, senede bir kere, senede 3 kere, 5 kere de değil, senede bir kere olsun mutlaka kanda PSA düzeyinizi ölçtürün ve mutlaka o PSA düzeyinizde üroloğunuza muayene olun. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.